Nefsimde yastığım bir taş idi. Dün gece yar hanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi. Ben yandım seni Altunsaray. Kendi yörende gerçekten çok güzel bir tınım var. Gene gerçekten bizi yörene götürüyorsun. Ben çok fazla sıkıntı görmedim okumanda. Ben de görmedim, evet. Bence tonu güzel konusunda ne düşünüyorsun, merak ediyorum. Efendim? Ton. Okuduğu ton konusunda. Bence yerindeydi ton. Yerinde mi? Tonu güzeldi bence. Emre? Hakim, ben beğeniyorum okumanı. Yani, teşekkür ederim. Ya çok aşırı da enerjisiz bulmadım yani, ben o kadar şey yapmıyorum. Çünkü sen böyle okumak istedin. Ben çok yakıştırdım yani, ben çok keyif aldım seni dinlerken. Vallahi bence çok, çok mutlu oldum. Tebrik ederim seni Hakim. Güzel, teşekkürler Emre. Ben... Aysun abla, aferin. Pardon. Aysun abla. Ben de beğendim Hakim'i. Dediği gibi şimdi arkadaşlarını da dinliyor. Yani o arada bir kıyaslama da yapılınca bu hepimizde olur. Olur. Yani evet, bence yöresini güzel anlatan bir ses. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Öykü? Ben sadece teknik olarak biraz fazla ağzın içinde söylediğini düşünüyorum. Biraz daha mı? Yani çok böyle ağzın kapalı söyledin sanki. Belki o hissettirmiş ağzın olabilir. Ağzın kapalı ama gene ses çıkıyor adamdan. Tabii o her zaman çıkıyor. Yani hepsinde çıkıyor. Şey var, bir tavır var. Sadece yani teknik olarak zaten onu hayret ediyorum ya. Ağız kapalı olmasa ben nasıl öyle güzel ses çıkıyor? Yok yok. Gerçekten. Bir tek evet, onu söyleyebilirim. Onun dışında ağır. Güzeldi bence. Şimdi bir dördüncülüğü oldu, beşinciliği oldu. Evet. Bu hafta... Bakalım ne olacak? İkinci olacaksın acaba. Evet, teşekkür ediyoruz. Şampiyon yapmak istiyor galiba Hakim. Evet evet, inşallah. Hakim Doğan'ı alkışlıyoruz. Bravo. Arkadaşlarımın yanına uğurluyoruz şimdi. Teşekkürler Hakim. Evet.